Şimdi çeşit seçimi konusunda veya çeşit ana kalem kesme konusunda biraz bilgi vermek istiyorum. Çanta çeşidi anı yapıyı oluşturan ağacımız bu. Şimdi ağacımız neden dolayı gelişmemiş? Gördüğünüz üzere aşı bölgemizin aşı noktasının altından gelen bu 2-3 adet tohum anacının kendi, hani biz çöğür olarak nitelendiriyoruz, piç diyoruz daha doğrusu. Anacın kendi çıkarttığı sürgünleri bunlar. Şimdi biz bu olaylara çok defa şahit oluyoruz. Çok defa arazilerde kalem kesen arkadaşlar, işte açıkçası fidan firmalara kalem kesmek isteyen arkadaşlar sıraya girdiği anda işte yarayışlı gözler nedir? Aşıda kullanılacak gözler şu gözlerdir. Yarayışlı gözler. Kalem kesimi sırasında buradan alıp bu şekilde bunu bir kalem olarak nitelendirdiğimiz. Keza yine şunda bunu buradan alıp bunları kalem olarak kullandığını görüyoruz. Halbuki kesilen bu kalemler az önce tabanda da gördüğünüz üzere ağacın tamamen dibinden gelen, yani tohum anacından gelen kalemlerdir. Orijinal çeşit bu. Orijinal çeşitin hani çok defasında rastladık bu durumlara. Birçok kişi bize hikaye anlatmaya çalışıyor ama biz gerçeğini size burada videoyla temsili olarak göstermek istedik. Dolayısıyla arkadaşlar dikkatsiz bir şekilde tohum anacından gelen kalemleri kesip daha sonra aşıyla çoğaltıyorlar. Ondan sonra çeşitlerde çok büyük ciddi anlamda problemler yaşıyoruz. Ve en sonunda yine diğer videoda söylediğim gibi son sözü biz söylüyoruz. Çünkü arazi içerisinde çeşit tespitini yapan da çeşitlerden yaprakları alıp analize gönderen DNA ve gen analizini çıkartan bizleriz. Cevabı bu. Anaç her zaman öz evladını yetiştirmek ister. Aşı gözü bir üvey evladır. Anaç çeşitlidir. Dolayısıyla kendi öz evlatlarını, kendi sürgünlerini ağacımız geliştirmiş. Şimdi burada şu bizim daha önce boyamasını önerdiğimiz bir uygulama yapılmış burada. Şurada aşı noktamız. Burada aşı noktamız. Burada boyanmış ve ana çeşitimiz çanttır. Buradan çıkanlar ise dipten gelen, gördüğünüz üzere dipten gelen çöğürler. Şimdi yine aşıcı arkadaşlar, aşı yapmak için kaleme ihtiyacı olan arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere ana çeşitte hiçbir şey yok ama burada çok sağlıklı, çok güzel gelişmiş bir göz var. Buradan yine bu şekilde kesmek suretiyle kalem alıyorlar ve bunları aşıyla çoğaltıp, az önce de örneklerini gördünüz, fidanları gönderiyorlar. O yüzden bu konuda bizim gerçekten rahatsız olduğumuz ve dikkat edilmesi gereken bir konuydu. Bunu da videoyla dile getirmeye çalıştık, dile getirmek istedik. Hepinize burada katıldığınız için teşekkür ediyorum.